geçtim 43'e. Oh, en iyi biraz kısa. Türkiye'de resmi dili İspanyolca olan 22 ülkeden yalnız 6'sının elçiliği bulunuyor. Peki. 22 ülkemiz var. Resmi dili İspanyolca ve bundan sadece 6 tanesi Türkiye'de. En Turquía se encuentran 22 embajadas de los países cuyas lenguas oficiales español. Türkiye'de resmi dili 20 ama resmi dili 22. Ya resmi dili İspanyolca olan 22 tane büyükelçilik bulunuyor diyor ama 6'sını arıyoruz biz. 6'sı olacak sadece onların. Dolayısıyla bu gider. En Turquía se encuentran embajadas de solo 6 países de los 22 cuya lengua oficial es el español. Resmi dili İspanyolca olan ülkelerin sadece 6'sının Türkiye'de büyükelçiliği var. Oh, evet galiba doğruyu bulduk. Ama yine de öbürlerini kontrol etmek zorundasınız. Maalesef. Solo seis países de los 22 que tienen embajada en Turquía hablan español oficialmente. Ha, 6 var, 22 var. Hemen işaretle, değil mi? Hata yap. Evet. Çeldirenler burada. Bak 6 ve 22'ler var. Dolayısıyla anlama bakmak gerekiyor. Nasıl çevireyim bunu? Türkiye'de büyük elçiliği bulunan 22 ülkeden sadece 6'sı solo seis países. Evet, sadece 6'sı İspanyolca, resmi olarak İspanyolca konuşuyor diyor. Mantık çok bambaşka bir yere gitti. Türkiye'de 22 büyük elçiliği bulunan pardon, Türkiye'de büyük elçiliği bulunan 22 büyük elçiliğin sadece 6'sı İspanyolca konuşuyor. Mantık çok yanlış. El español es la lengua oficial de 6 países de los 22 que tienen embajada en Turquía. Ha, bak, mantık olarak C ve D aynı. İspanyolca daha doğrusu geniş şeyden başlayalım. Türkiye'de elçiliği bulunan 22 ülkenin sadece 6'sının dili İspanyolcadır. Resmi dili İspanyolcadır. Burada konuşuyorlar, burada da resmi dil İspanyolca diyor ama ikisinin mantığı aynı. Olmadı. 22 países cuya lengua oficial es el español tienen embajada en Turquía. Resmi dil İspanyolca olan 22 tane ülkenin Türkiye'de elçiliği var diyor. Bu da değil, sadece 6'sının burada elçiliği vardı. O cümleyi arıyorduk. Evet, yine B doğru. Evet, bayağı hep aynı kelimeleri kullanmışlar. Hadi tamam burada A ve D'de zaten o 6 olayı yok. Oradan direkt eleyebilirsiniz. Bunların üçünü hakikaten çok dikkatli okumak gerekiyor. Çünkü bütün kriterler varmış gibi görünüyor cümlenin içinde. Tuzak tuzak tuzak. 44. İyi, gene upuzun cümleler. Ben burada sıkılıyorum. Siz sınavda ne yapıyorsunuz? Allah kolaylık versin hakikaten ya. Üniversitemizde tüm akademik kadrolara atanan öğretim üyeleri özgür bir biçimde akademik yaşamlarını sürdürme hakkını ve ayrıcalığına sahip olurlar. Bir sürü teknik terim, bir sürü şey. Los catedráticos de nuestra universidad. Peki. Tienen el derecho y privilegio de ejercer su vida académica de una manera libre. Doğru görünüyor ama akademik kadrolara atanan öğretim üyeleri kelimesi yok burada. Yoksa aslında tienen el derecho y privilegio de ejercer su vida académica de una manera libre. Çok doğru bir ifade. Üniversitemizin öğretim üyeleri diyor sadece. Üniversitemizin tüm akademik kadrolarındaki öğretim üyeleri gibi bir tamlama arayacağız. Buradaki tamlamamız eksik yoksa aslında gerisi doğru burada. Los catedráticos de todas las plantillas de nuestra universidad tienen el derecho y privilegio de hacer libremente su vida académica en la universidad.
Tüm kadrolardaki öğretim üyeleri üniversitemizde akademi hayatını özgürce yaşayabiliyorlar gibi bir ifade var burada. Gene bütün kelimeler var. Yanlış yerde olduğu için anlam bozuluyor. Devam ediyorum. Los catedráticos que son funcionarios en todas las plantillas académicas de nuestra universidad tienen derechos y privilegios para vivir de manera libre. Özgürce yaşamak için hak ve imtiyazlara sahipler. Burada bir ifade yanlışlığı var. Bir de tüm kadrolarda görev alan öğretim üyeleri. İfadeler yanlış. Los catedráticos nombrados en todas las plantillas académicas de nuestra universidad tienen el derecho y privilegio de ejercer su vida académica de una manera libre. Bütün kelimeler var. Doğru yerdeler. Burası doğru. Ne diyor? Nombrado işte. Unvan verilmiş. Title verilmiş. Burada ne demişti? Atanmış demiş. Okey, olabilir. Nombrado atanmış olarak kullanılabilir. Niye olmasın? Tüm kadrolara atanmış öğretim üyeleri, akademik kadrolara atanmış öğretim üyeleri bizim üniversitenin hakka sahiptir. Hak ve ayrıcalığına ve yani o imtiyaza sahiptir. Özgür bir şekilde akademik hayatını sürdürme, yönetme gibi. Okay. De bayağı doğru. Los catedráticos de las plantillas académicas son dueños del derecho y privilegio de ejercer su vida académica en una manera libre. Bu da sizin çeldiriciniz büyük bir ihtimalle. Catedráticos de las plantillas, değil mi? Akademik kadrolardaki. Gerçi bir atanma kelimesi de yok burada. O da eksik. Bir de burada şöyle bir problem var. Yanlış bilmiyorsam, ser dueño, dueño, sahip kelimesi. Buradaki sahip kelimesi ama bir şeyin sahibi. Ev sahibi, arsa sahibi, ne bileyim dükkan sahibi gibi bir mülkün sahibi olarak kullanılıyor diyebiliyorum dueño'yu. Daha çok bunun için kullanılıyor. Ama imtiyaz sahibi, hak sahibi olmak tener derecho, tener privilegio. Bu kullanılır. Dolayısıyla işte Türkçe düşünecek mi? Sahiptir, okey, son dueños falan deyip yapabilirsiniz. Aman diyeyim oraya dikkat. Dediğim gibi dueño daha çok mülkiyet sahibi anlamında. Yani bir mülk sahibi olması gerekiyor. Hak sahibi tener el derecho. Tiene el derecho şeklinde üçüncü kişiye yönlendiriliyor. Yani tengo el derecho işte böyle bir hakkım var falan derken. Hak sahibiyim derken. O da aklınızda bulunsun. Dolayısıyla 44 için doğru cevabımız D oldu. Ve sanırım evet geldik bu videomuzun son çevresine. Ona da bir bakalım. Ya burada da kadro, başvuru, şey hep oradan gitmişler. Ama çok çıktı karşımıza kadrolu, başvuru bilmem ne. Enteresan bir şekilde. 2009 sonbahar sınavında kadro ve başvuru ve bir şey daha vardı birkaç kere geçti. O kelimeleri öğrendik. Hakikaten. Bayağı ağırlık vermişler onlara. Kadrolu çalışanların sözleşmeli olarak çalışanlarla aynı haklara sahip oldukları uzun yıllardan sonra ortaya çıktı. Okey, uzun yıllardan sonra kadrolu çalışanlarla sözleşmeli çalışanlar. Peki. Aynı haklara sahipler. Los trabajadores los trabajadores a contrata, sözleşmeli çalışanlar. Van a tener la misma cantidad de derechos que los de plantilla. Los de plantilla kadrolu olanlarla karşılaştırıldığında aynı sayıda haklara sahip olacaklar diyor. Ve burada zaten bir futura var. Burada ortaya çıktı diyor. Geçmişten bir şeyden bahsedeceğiz. Bir de uzun yıllar diye bir tabir de yok zaten. Después de largos años. Ha, bak burada başladık. Después de largos años salió a luz. Salió a luz. Işığa çıktı, ortaya çıktı, meydana çıktı. Olur, niye olmasın? Que los trabajadores a contrata tendrán iguales sueldos que los de sueldo maaştır. Dolayısıyla
Şöyle bir şey var. Ortaya çıktı ki sözleşmelilerle kadrolular aynı maaşa sahip olacaklar diyor. Yok, o da değil. Maaş değil zaten olay. Haktı. Değil mi? Çalışan aynı hak. Evet. Después de largos años salió a luz. Peki. Que los trabajadores de plantilla no tenían los mismos derechos que los de la contrata. Burada da diyor ki söyleyemedim. Ha, uzun yıllar sonra uzun yıllar sonra kadrolular aynı haklara sahip değiller sözleşmeliler. Sözleşmeli çalışanlarla aynı haklara sahip değiller. Burada zaten şey bozukluğu da var. Indefinido. Ortaya çıktı diyor. Sahip olacaklar. Ha, olabilir aslında ya. Ortaya çıktı. Sahip olacaklar ortaya çıktı. Ha, olabilir ya. Evet. Ama burada zaten şey var. Değillermiş zaten. Dolayısıyla şey daha iyi uygun burada. Notenian çekimi daha doğrusu. Ama notenian değil tenian olacak galiba bizimkisi. Değil mi? Sahip değiller diyor. Aslında sahip oldukları. O cümleyi arıyoruz. Ya bunun olumlusunu arıyoruz aslında. Los trabajadores a contrata iban a tener los mismos días del permiso que los de... Okay, kadrolarla sözleşmeliler. Días de permiso. Aynı izin günlerine sahip olacaklar. Söz konusu izin günü değil de. Después de largos años salió a luz que los trabajadores de plantilla tienen los mismos derechos que los de contrato. Evet, aradığımız cümle bu. Şunun ikisinin arasındaki fark şuradaki minicik no. Yoksa hakikaten bizim cümlemizin olumsuzu bu. Biz olumlusunu arıyorduk. Evet. Bu video için de çevirileri halletmiş olalım. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Size iyi günler dilerim.